Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brownie tadında harika bir kakaolu kek yapacağız. İnanın bana çok lezzetli oldu. O yüzden mutlaka bu keki denemelisiniz diyorum ve hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına geçiyorum. Kekim için karıştırma kabıma 4 tane yumurtayı aldım ve üzerine şimdi şekerimi ilave ediyorum. Tüm malzemeleri miktarlarıyla beraber detaylı bir şekilde açıklama bölümüne yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi yumurta ve şekerimi rengi açılıp iyice krema kıvamına gelene kadar mikserimle çırpmaya başlıyorum. Krema kıvamına geldi. Rengi iyice açıldı. Mikserimi bıraktım. Bundan sonra çırpma teliyle çırpmaya devam ediyorum ve içerisine sıvı yağımı ilave ettim. Bir yandan da karıştırıyorum. Yoğurdumu da ilave ediyorum. Bu aşamada çok fazla çırpmama gerek yok. Malzemelerimin güzelce karışmış olması yeterli ve yoğurdumla beraber de karıştırıyorum. Malzemelerim güzelce karıştı. Artık unumu ilave edebilirim. Unumun tamamını ekliyorum. Ve bu arada unumla beraber kakaomu da ilave ediyorum. Çırpma teliyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Kekimiz oldukça yoğun kıvamlı bir kek olacak. O yüzden karıştırırken biraz zorlanabilirsiniz. Bu aşamada bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozumu da ekliyorum. Ve tüm malzemelerim iyice karışana kadar yavaş yavaş çırpma telimiyle karıştırıyorum. Tüm malzememi güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi fazla akışkan olmayan, katı ve yoğun kıvamda bir kek harcımız oldu. Bu sizi yanıltmasın. Elde etmek istediğimiz kıvam tam da bu. Şimdi çırpma telimi bırakıyorum. Ve içerisine bir kase kadar iri kıyılmış olan fındığımı ilave ediyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Fırınım da bir yandan ısınıyor. Şimdi fındığımla beraber bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Ve hiç çikolata kullanmadan aynen brownie lezzetinde olacak olan kekimin harcı hazır. Söylemiş olduğum gibi oldukça yoğun bir kıvamda. Fırınım da ısınmış durumda. Artık kek harcımı, borcamımı alabilirim. Borcamımın her yerini tereyağı ile güzelce yağladım. Daha sonra üzerine un serptim ve ters çevirerek fazla ununu aldım. Şimdi kek harcımı, borcamımı boşaltıyorum. Ve spatula ile güzelce yaydırıyorum. Kekim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan testi yaparak kürdanım temiz çıkana kadar pişmeye gönderebilirim. Kekim neredeyse pişmek üzere. Yaklaşık bir 10 dakikası var. Ben bu arada küçük bir tencereye bir paket hazır çikolata sosumu aldım ve paketimin üzerinde yazdığı miktar kadar soğuk sütümü üzerine ilave ediyorum. Ve çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Sosumu sürekli karıştırarak pişirdim ve sosum da hazır. Kekim de pişti sayılır. Kekimi fırından çıkartarak sosuyla buluşturabilirim. Kekim pişti. Hemen fırından çıkartır çıkartmaz sıcakken kekimi dilimliyorum.
Kekimi dilimler dilimlemez üzerine hemen sıcak çikolata sosumu döküyorum ve daha sonra dinlenip soğuması için bir kenara kaldıracağım ve iyice soğuduktan sonra dilim yerlerinden tekrar bir kez daha geçerek servis edebilirim. Ben sosumu döküp iyice soğuduktan sonra üzerini streç filmle kapatarak bir gece beklettim. Fakat eğer aceleniz varsa 4-5 saat bekletmeniz de yeterli olacaktır. Evet, tüm sosumu kekimin üzerine döktüm. Kaşıkla şöyle bir düzeltiyorum ve kekimi dinlenmesi ve soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Soğuduktan sonra üzerini streç filmle kapatarak bir gece dinlendirdim ve ertesi gün servis tabağımı aldım. İnanın bana gerçekten çok lezzetli bir kek oldu. Hiç çikolata kullanmadık ve aynen brownie lezzetinde bir kek elde etmiş olduk. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve çok beğeneceğinize de eminim. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmeyin lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.